इस इश्क में मर जावा। अरोई अरोई burada da yok. Lütfen çıkar beni buradan. Aroy. Deyip. Sen orada ne işin vardı? İyi misin? Evet, ben iyiyim ama bir kız vardı. Nereye gitti kız o? Kız mı? Kim? Ne bakıyorsun? Biliyor musun, sen bu eve gelmeden önce mutlu bir evimiz olduğunu söylerdik. Her tarafta gülme sesleri duyulurdu. Ama sanırım artık sen geldikten sonra bir tek kavga sesleri duyuluyor. Teşekkür ederiz. Bu arada sence de en doğrusu senin buradan gitmen olmaz mı? Bu işten böyle sıyrılmasına izin vermeyeceğim Bay Jade. Ona da dava açacağım, bu kıza da dava açacağım. Ve size de dava açacağım. Tamam. Ben şahitlik edeceğim. Siz de kimsiniz? Ben o odada olan her şeye şahidi oldum. Herkese söylediğin şeyi bir kez daha söyle. Gerçeğin ne olduğunu tekrar duyalım hadi. Söyle gerçeği. Gerçek şu ki o kız yalancının teki. Gerçek şu ki o kız bağırıyordu, çağırıyordu, ağlıyordu. Sense kendini ona zorla kabul ettirmeye çalışıyordun. Gerçek şu ki ona para vermeye kalktın. Ama o onu bırakman için sana yalvarıyordu. Gerçek şu ki o kız masum, suçsuz ve sen bir canavarsın. Ne oluyor burada? Hey, kes sesini! Eğer eşim hakkında tek kelime daha edersen seni şu anki acıncak halinden çok daha kötü bir hale getiririm. Tamam mı? Bu ne edepsizlik Bay Chopra? Bay Raychant'ın eşinin söylediği şey yanlış olamaz. Yazıklar olsun. Kızın yaşındaki bir kadına böyle bir şey yapıp bir de üstüne ona iftira atmışsın. Siz buraya ne biçim insanları davet ediyorsunuz? Ben burada durmam. Yeter. Bakın Bay Chopra, yeter artık. Buradan gitseniz iyi edersiniz. Aparna doğru söylüyor. Hemen buradan giderseniz iyi edersiniz. Punk diye incitmek istemiyoruz. O yüzden ortalığı ayağa kaldırmıyoruz. Yoksa sizi bu partiden öyle bir atardık ki Mumbai'de bir daha hiçbir partiye giremezdiniz. Tabii. Hemen gidiyorum. Hadi Aroy, biz de gidelim artık. Deyip, o kızı sadece bir kere daha görmek istiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hayır Aroy, şimdi olmaz. Doğru bir zaman değil. Gidelim. Kusura bakmam anam. Benim büyük hayallerim vardı aslında. Ama bana kalırsa bu sözleşme artık imzalanamaz. Keşke ahan bu konuda biraz zekice davransaydı. Madem ters bir şeyler vardı biz dahil olurduk. Ama bu kavga dövüş kötü bir izlenim bırakıyor. Hem sen de çok iyi biliyorsun ki bu özel değil, profesyonel bir partiydi. Ben gerçekten çok üzgünüm bana.
Ready! Ne yaptın sen böyle ha? Ne yaptın? Sen Niku nerede? Bırak Ready'yi, bırak! Görmüyor musun? Uyuyor. Uyanacak. Hayatta bayıldı ama ölmedi. Ama eğer telefonunla çektiğin o videoyu bana teslim etmezsen çok yakında ölebilir. Video nerede? Nerede o video? Tamam. Al telefonu. Al, al. Ben... Hey! Daha fazla yaklaşmaya kalkma. Yoksa onu hemen burada lime lime ederim. Bak, istediğin şeyi aldın değil mi? Ha? Artık ailemi bırak. Lütfen Tanrı aşkına. Ailemi bırak lütfen. Ready'yi bırak lütfen. Tamam, peki. Zaten sizin gibi iyi insanları öldürürsem... büyük günah işlemiş olurum. Güzel bir aileniz var. Ben de Tanrı'dan kendime böyle bir aile istemiştim. İçinde sadece ben, Deep'im ve sevgili çocuklarımız olan. Ama... ama bu mümkün değil. Çünkü yolumda aşmam gereken bir sürü engel var. Üzgünüm. Ama sizi yolumdan çıkarmam gerekiyordu. Bunların hiçbirini bilerek yapmadım. Duydunuz mu? Buna mecburdum. Elimde değil bu. Benim bir suçum yok. Tek bir hayatı kurtarmak için kurduğum bütün hayalleri nasıl feda edebilirim ki? Bunu yapamam ben. Ama bunu yapmak zorundayım. Deep'e ulaşmak için eğer birilerini öldürerek yolumdan çıkarmam gerekiyorsa... onları yolumdan çıkarırım. Bir kere de ve sonsuza dek. Deep sadece benim. Deep sadece benim. Başka kimsenin olmasına izin vermem. Ready. Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Ölmek zorundasın. Öldüreceğim seni. Canını alacağım. Tanrı'nın ruhuna huzur vermesi için benim Deep'imle beraber mutlu olmam gerekiyor. Beni affet lütfen abi. Üzgünüm. Hala. Deep, sana niye komiser Lakşa'dan telefon geldi? Hem niye abimin evine gidiyoruz şu anda? Bilmiyorum Aroy.
Bana net bir şey söylemedi. Sadece bir an önce abimin evine gelmemizi söyledi. Polis mi? Deyip polisin burada ne işi var? Bilmiyorum Aroy. Umarım içeride her şey yolundadır. Ha. Gidelim. Bir şey olmaz biliyorum. Hayal görüyorum ben, ne olur. Bu kabus. Ben rüya görüyorum. Bu yanılsama. Gerçek değil. Uyanmam gerekiyor. Lütfen Arohi. Arohi uyan. Uyan. Uyan Arohi, uyan. Arohi. Gerçek değil bu. Gerçek değil bu. Uyan. Uyan hadi uyan. 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 Arohi. Hayır abi. Hadi. Hadi. Birileri abimi öldürmüş Steve. Abim ölmüş. Abim ölmüş Steve. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Ve bu sefer görgü tanığım da var. Burada olan bitenleri gözleriyle görmüş. Kim o? Kim öldürmüş abimi? Kim o tanık? Niku? Niku, bütün bunları kim yaptı biliyor musun? Halanın yanına gel, bütün bunları kim yaptı söyle. Niku, neden benden korkuyorsun? Gel yanıma, bunları kimin yaptığını söyle. Evet Niku, söyle ona kim yaptı bunu. Hem kimseden korkmana da gerek yok. Söyle. Beni işaret ediyorsun ki. Halanın yanına gel. Hadi gel. Durun Bayan Raychant. Niku'ya doğru tek adım dahi atmaya kalkmayın. Niku. Polis yanında seni korur. Kimseden korkmana gerek yok. Neler olduğunu etraflıca anla. Babanı kim öldürdü? Ben yukarıdaydım. Halam babamı öldürdü. Tanrı'nın ruhuna huzur vermesi için benim dipimle mutlu mesut yaşamak gerekiyor. Lütfen affet beni abi. Hayır. Ben abime zarar vermedim. Abime asla zarar vermedim. O benim öz abim. Niye zarar vereyim ki ona? Ben kimsenin canını yakmadım. O da kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Niku'nun söylediklerini duyduktan sonra öz abinizi kendi ellerinizle öldürdüğünüzü düşünüyorum. Onu katletmişsiniz. Abinizi öldürmek suçundan gözaltına alınıyorsunuz Bayan Raychant. Tutuklusunuz. Kelepçeleyin onu.
bunlar ne biçim konuşuyor deyip ben abimi öldürmedim. Bakın deyip ve sorun, ben burada değildim, Mumbai'deydim. Biz doğrudan havaalanından buraya geldik. Bakın söyle onlara. Bakın Niko şu anda şokta, neler söylediğim farkında değil. Hem bir çocuğun ifadesiyle Aro'yu nasıl gözaltına alabilirsiniz? Kimin ifadesini baz alarak kimi gözaltına alacağımı ya da almayacağımı sizden öğrenecek değilim. Tanrı aşkına dinleyin beni. Yenge, yenge dinle beni, bırakın. Yenge, yenge o bana benzeyen kadını öldürdü. Yenge ben kimseyi öldürmedim. Komiser Bey, çok yenge büyük bir hata yapıyorsunuz. Hayır. Aro'yu asla böyle bir şey yapmaz. O yapmadı bunu. Ay yenge, bırakın beni lütfen. Yenge ben öldürmedim. Yenge, yenge, abi, abi. Bay Aniket'in cesedini otopsiye götürün. Abimi ben öldürmedim. Ona bir şey yapmadım. Aro'yu. Hayır. Yürü. Hadi. Aro'yu. Aro'yu. Aro'yu hiçbir şey olmayacak sana. Ben senin yanındayım. Ben seni çıkaracağım, tamam mı? Korkma. Ümidini kaybetme. Ben senin yanındayım. Hadi. Abi. 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 Aniket. 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 Abi. Aniket. Hareket! 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 Neden yaptın bunu? Aha. Aroy'nin abisini neden öldürdün? Söyle! Arohi'nin abisi ölmüş mü? Ay çok üzüldüm. Ama bu meselede beni niye suçluyorsun ki deyip. Belki de unutuyorsun. Sen beni ve Prithvi'yi bu odaya kapatıp gittin. Ben de hayalet falan değilim. Yani buradan çıkıp da gidip de abisini öldüremem değil mi? Geri içeri nasıl gireceğim yoksa? Hı? Evet efendim. İkimiz buradaydık. Hanımefendi hiçbir yere gitmedi. Kes sesini! Kes sesini! Saçmalamayı bırak artık. Uyanıklık yapmaya çalışıyorsun Prithvi. Onun yaptıkları deliliği yüzünden. Ama sen gayet akıllısın. Neden onu durdurmadın biliyor musun? Sırf ikinizin yüzünden bugün masum bir insan hayatını kaybetti. Masum bir çocuk şu anda yetim Tara. Ve dul bıraktığınız kadının şu anda neler yaşadığından haberiniz var mı? Arohi'nin ailesi için çok endişelendiğini görüyorum. O zaman şunu da söylesene. Zavallı eşin Arohi'de oldukça yalnız kaldı değil mi? Güvenli limanı abisi öldü. Kimin yetim, kimin dul kaldığı umurumda bile değil deyip. Kimse benim o adamı öldürdüğüme inanmaz. Şimdi herkes gidip o Arohi'yi suçlayacak. Eminim o çocuk da çoktan ifadesini verdi. Babasını, sevgili halasının öldürdüğünü söylemiştir. Aa, demek Niko'nun ifade verdiğini çoktan biliyorsun. Eminim ikiniz de çok mutlusunuzdur. Aro'yu köşeye sıkıştırmak için harika bir plan yaptık diyorsunuzdur. Ama ikinizin de unuttuğu bir şey var. Niko şokun etkisinden çıktığında polislere vereceği ifadede anne babasını Aro'nun değil, ona benzeyen bir kadının öldürdüğünü söyleyecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Beni! Benim hapse girmemin sonuçlarının gayet farkındasındır deyip. Deyip, bu sahip olduğumuz son şans. O Arohi'den kurtulmak için her zaman beklediğimiz şey bu. Git. Git ve polislere de ki Arohi benimle Mumbai'ye geldi ama Shimla'ya bana hiçbir şey söylemeden geri döndü. Ve abisini öldürdü. O zaman polisler onu gözaltına alır. Deyip bu bizim istediğimiz şey. Ondan sonra ikimiz
Her zaman mutlu yaşayacağız. Hayatın tadını çıkartacağız canım. Ha? Dip. Bu fotoğrafları merkeze gönderin. Peki efendim. Eşinizi kurtarmak için bu sefer hangi yeni bahaneyi buldunuz Bay Raychand? Ben buraya bahane bulmaya değil, ifade vermeye geldim. Kimin ifadesini vereceksiniz? Kendinizinkini mi, onunkini mi? Babamı öldüren kişi Aroy halam değildi, başkasıydı. Aroy halama benziyordu sadece. Hatta beni ittirendi o. Lütfen halamı bırakın. Ne kadar üzücü Bay Raychan. Siz masum bir çocuğu baskı altına alıp ifadesini değiştirmişsiniz. Bu doğru değil komiser bey. Nico doğru söylüyor. Aroy'a hiçbir şey yapmadı. Gerçekten ona benzeyen bir kadın var. Bunu o yaptı. Aroy suçsuzdur. Komiser bey, bir çocuğun ifadesini duyup eşimi gözaltına aldınız. Şimdi aynı çocuk ifadesini değiştiriyor. Annesi bizzat kendi söylüyor. Aroy suçsuz diyor. Sanırım artık siz de fikrinizi değiştirmelisiniz. Ve Aroy'u serbest bırakmalısınız. Lambu. O çok kötü biri. Tıpatıp sana benziyordu. Hem zaten annem öldükten sonra Arohi'nin bizden başka kimi var ki? Güven bana, abinim ben senin. İkimiz birlikte her şeyi öğreneceğiz. Abi! Benim yaralanmamın bir önemi yok. Aslında ben mutluyum çünkü bugün bizi defalarca kandıran kişiyi gördük. O senin hayatının peşinde. Dur, ne yapıyorsun sen? Aroy, at onu. Dip, sana söylüyorum, yaklaşma lütfen. Aroy, ne oldu sana? Aroy, ne yapıyorsun sen? At onu. Ben doğru olanı yapıyorum. Benim yüzümden. Abim bana benzeyen kadınla kavga etti. Ve şimdi hayatını kaybetti. Bütün bunlar benim yüzüm nedeniyle oluyor. Ben bu uğursuz yüzü istemiyorum. Bırak şunu.
Aroy bırak. Bırak şunu. Kendine gel. Sen bir şey yapmadın. Senin bir suçun yok, bir hatan yok. Onların hepsi o kadının suçu. Böylesine kötü biriyle yüzüm aynı olduğu için cezalandırılmam gerek. Ne dedin sen? Benzeyen mi? Sen bugüne kadar söylediklerime inanmıyordun diye. Ama artık inanıyorsun değil mi? Bana benzeyen bir kadın var. Sana kulak vermemek yaptığım en büyük hataydı Aloy. Senin dilinde tüy bitti. Sana benzeyen kadını anlatmak istedin ama ben sana asla kulak vermedim. Bak şimdi anlıyorum ki senin söylediğin her şey gerçekmiş. Masum bir çocuk asla yalan söyleyemez. Artık senin söylediğin her şeye inanıyorum Aloy. Yani gerçekten Arohi'ye benzeyen biri var. Bizim seni dinlememiz gerekiyordu. Arohi, biz büyük bir hata yaptık. Üzgünüm, bizi affet lütfen. Lütfen affet bizi. Evet Arohi. Ben de sana çok bağırdım. Bu halinle alay ettim. Özür dilerim. Çok büyük bir hata yaptık. Arohi'ye hiç inanmadık. Ama şimdi hatamızı düzelteceğiz. Aroy, merak etme sen. Şu anda ümidini kaybetmenin değil, güçlü olmanın vakti. Abimin katilini cezalandırmanın vakti. Ve yengemle Niku için adaleti sağlamanın vakti. Umarım ifadeni vermişsindir. Vermediysen unutma, geri sayımı tekrar başlatıyorum. Ve bu sefer hiçbir hata olmayacak. Teşekkür ederim. Merhaba Bayan Arohi. Siz beni takip mi ediyorsunuz? Hayır. Peşinizde dolaşmaya bayılmıyorum. Hatta bu manzarayı görmek beni gerçekten şaşırtıyor. Daha dün abisinin ölümünün yasını tutan kadın nasıl da bugün rahat rahat oturmuş kahve içiyor. Tuhaf. Ne demek istiyorsunuz? Kahve içmek suç mu? Yani şimdi kahve içtiğim için beni gözaltına mı alacaksınız? Hayır hayır, sorun değil. Kahvenizin tadını çıkarın. Bir dakika. En azından şimdi söyleyin. Bay Şekabat ne zaman gelecek? Beyefendi geldiği zaman size söylerim. Siz bekleyin lütfen. Ama neden söylemiyorsunuz? Bayan Arohi, siz buradasınız. Bu nasıl olabilir? Gerçekten çok hızlısınız. Yani ben buraya gelmeden önce siz kafeden çıktınız, üstünüzü değiştirdiniz ve buraya mı geldiniz? Takdire şayan, nasıl yaptınız bunu? Ne diyorsunuz siz? Ben sizinle kafede ne zaman karşılaştım? Ben yaklaşık bir saattir buradayım. İsterseniz memura sorabilirsiniz. Bir saattir mi? Bir dakika. Yoksa siz bana benzeyen kadınla mı görüştünüz? Benzeyen mi? Evet, benzeyen. Size söylemiştim. En azından şimdi bana inanın ne olur. Benimle aynı yüze sahip biri var.
Abimi... Abimi öldüren de o işte. Ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Artık bana inanıyorsunuz değil mi? Lütfen. Eğer söylediklerime daha önce inanmış olsaydınız... Şimdi o bana benzeyen kadın hapiste olurdu ve... Abim de hayatta olurdu. Koku almak ve teşhis yapmak polis köpeklerinin işi. Bunu siz niye yapıyorsunuz? O kız gerçekten oğlunuza tokat attı ve oğlunuz sağır mı oldu? Ben bir kere gördüğüm yüzü çok rahat hatırlarım. Ve o kızı unutmam söz konusu bile değil. Ah, o kız yüzünden benim oğlumun sol kulağı sağır oldu. Çok doğru söylüyorsunuz Bayan Arohi. Bir şeye çok üzülüyorum, o da şu ki... Ben sürekli ipuçları buldum ama neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edemedim. Çünkü beni gözaltına almayı kafanıza takmıştınız. Herhangi bir soruşturma ya da herhangi bir kanıt olmadan benim suçlu olduğuma inandınız siz. Bütün o cinayetleri ben işledim ve siz beni gözaltına almaya çalışıyorsunuz. Bütün bunları yapmanızın hayatımda nasıl bir etkisi olacağını bir kez olsun düşünmediniz değil mi? Siz bunu hayal bile edemezsiniz komiser bey. Bayan Arohi, anlamaya çalışın ki insan aynı yüz ve... Neyse. Bu olanlar nedeniyle çok üzgünüm. Hata yaptım. Yaşadığınız sıkıntı için sizden çok özür dilerim. Bunun için çok üzgünüm. Ve şimdi hatamı düzeltmek için her bir fırsatı iyi değerlendireceğim. İnanın bana. Niku? Yemek istemiyorum. Ye oğlum. Hayır lütfen, yemek istemiyorum. Ödevini de yapman gerek değil mi? Sonra öğretmenin çok kızar ha? Okula da gitmeyeceğim, ödevimi de yapmayacağım, yemek de yemeyeceğim. Ben babamı istiyorum, babamı istiyorum. Babanı mı? Nasıl bulayım onu? Yüce Tanrım. Merhaba Niku. Bir şey soracağım. Neden okula gitmiyorsun? Çünkü beni her gün okula babam götürürdü. Ama senin baban burada. Görmek ister misin? Evet. Gel benimle hadi. Ben seni ona götüreyim. Aa, Tanrım hadi. Gel otur. Otur. Hadi bakalım. Şuna bak. Gördün mü? Parlayan bir yıldız var. Evet. O senin baban işte. Şu yıldız mı? Ama benim babam öldü, öyle değil mi? Hayır Niku. İnsanlar ölmez. İnsanlar uzaklara gider. Ve yıldız olurlar. Senin baban da yıldız oldu. Amca, babam neredeyse ben de babamın yanına gitmek istiyorum. Babanı görmek için yıldız olmana gerek yok evladım. Babanı yine de görebilirsin. Nasıl peki? İşte böyle. Biliyor musun Niku? Bu astronot kıyafeti. Ve insanlar bunu giyip nereye gider? Biliyorum. İnsanlar bunu giyip Ay'a giderler. Ben de bunu giyip Ay'a gideceğim. Bu harika. Bak Niku, bir gün yükseklere uçacaksın ama uçmak için güce de ihtiyacın olacak. Ve güçlenmek için yemek yemen gerek. Sonra astronot olup yukarıdan bize selam verirsin. Hadi şimdi yemek ye. Tamam. Şimdi sen de böyle uçacaksın. Bak anne yemek getirmiş. Çabucak ye hadi. Aferin.
Şuna bakın Bayan Arohi. Bütün bu insanlar size benzeyen kadın tarafından öldürüldüler. Şu adama bakın. Bu adam Shimla'da öldürülmüş. Ve bu da Kasol'da öldürülmüş. Bunun gibi birden fazla insan farklı farklı yerlerde öldürülmüş. Ama bütün bu cinayetler arasında özel bir şey var. Nedir o? İçlerinden biri hariç hepsi yalancı ve sahtekar. Biri hayat arkadaşını aldatıyormuş, diğeri sevgilisini. Bu da şunu gösteriyor ki bu seri katil kadının özel bir sebepten aldatanlarla bir sorunu var. Ve de böyle birine rastladığı zaman o insanı canavarca hislerle öldürüyor. O zaman abimi niye öldürdü? Benim abim sahtekar değildi. Abim eşini de aldatmıyordu. Niye öldürdü o zaman onu? Bayan Arohi, bana kalırsa abinizin öldürülmesinin sebebi şu. Size benzeyen kadını gördüğünü söylemeniz. O katil için bir tehlikeye dönüşmüştü. Ya Vishal? Vishal de sahtekar değildi. Hem o farklı bir şekilde öldürüldü. Tam da benim onunla evden kaçacağım gün öldürüldü. O mektubu kim yazdı? Bugüne kadar başıma gelen her şey o bana benzeyen kadın yüzünden mi geldi yoksa başka biri aklınızdaki mi var? Aklınızdaki karışıklığı gayet iyi anlayabiliyorum. Bir sürü sorun var. Bütün bu sorular da birbiriyle bağlantılı. Ama cevabını bulduğum bir şey yok. Bulacağız Bayan Arohi. Size benzeyen katil kadın bir yakalansın, bütün sorularınızın cevabına ulaşacağız Bayan Arohi. Peki nasıl yakalayacaksınız onu? Kolay olmayacak. Kolay olmayacak çünkü... Çünkü çok zeki bir kadın o. Bu yüzden onu yakalamak için tuzak kurmamız gerekecek. Siz de buna yardım edeceksiniz. Evet, söyleyin Bayan Arohi. Bana yardım etmeye hazır mısınız? Size benzeyen kadının yakalanması için, abinizin ve diğer tüm kurbanlar için adaleti sağlamak için yanımda mısınız? Komiser Bey, o bana benzeyen kadını yakalamanıza mutlaka yardım edeceğim. Çünkü o cezasını bulana kadar ben rahat etmeyeceğim. Ama... Ama ne Bayan Arohi? Bunun için birinden izin almam gerekiyor. Hayır Arohi, böyle bir şeye asla izin veremem. Ne kadar tehlikeli bilmiyorsun. Endişelenmeni anlıyorum deyip. Ama tehlikeli olsa bile ben ondan korkmuyorum. Çünkü ben abimin katilini yakalamak istiyorum. Abim için adaleti sağlamak istiyorum. Yengem, Niku ve herkes için adaleti sağlamak. Arohi, neden anlamıyorsun? O komiser seni yem olarak kullanıyor. Seni hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir cinayetin tanığı yapmak istiyor. Sonra da bu haberi her yerde yayacak. Böylece sana zarar vermeye geldiğinde o kadını yakalayacak. Bu plan işe yarayacak mı? O kadın kimseyi öldürmediğini biliyorken neden bir tanık olsun ki? Bu planın elle tutulur bir yanı yok. Asla işe yaramaz. Gelecek deyip. Geleceğinden eminim. Tanığı öldürmeye gelmeyebilir ama onun gibi cinayetleri kimin işlediğini öğrenmek için mutlaka gelecektir. Arohi, ne söylersen söyle. Ben senin o komiserin tuzağına düşmene izin veremem. Sen ne kadar tehlikeli bilmiyorsun. Niye anlamıyorsun deyip. Tehlikeli diye korkarsak abim için asla adaleti sağlayamayız. Senin komiserden daha iyi bir planın varsa lütfen söyle bana. Düşünsene deyip bana benzeyen kadını yakalamak için başka planımız yok. Hem sen bana biraz inan, mutlaka başaracağız. Cevap ver bana ve bu işte benim yanımda mısın onu söyle. Arohi ama... Deyip lütfen bir şey konuşmak istemiyorum. Sadece cevap ver bana, yanımda mısın yoksa değil misin? Peki, senin yanındayım. Ama bir şartım var. Neler oluyor böyle? Alo, şu kamera kurulumunu hızlandırın. Efendim, hemen hallediyoruz. Tamam, acele edin.
Bay Raycan, burada ne işiniz var? Bu soruyu benim size sormam gerek. Sizin burada ne işiniz var? Katili yakalamak için eşim Aroi'yi yem olarak kullanmak istiyorsunuz. Onu yaralayıp hastaneye kaldıracaksınız. Katilin yüzünü gören tanığın o olduğunu söyleyeceksiniz. Sonra da seri katil koşarak gelecek, tanığı görecek ve siz de onu yakalayacaksınız. Vay canına, ne güzel bir plan yapmışsınız. Bu yüzden ben eşimin yanında olacağım. Çünkü sizin saçma planınızın bedelini onun ödemesini istemiyorum. Bay Raycan, sakin olun. Bakın, öyle bir şey olmayacak. Siz eşinizi merak etmeyin. Siz bana güvenin yeter. Ben size hiç güvenmiyorum. O yüzden de eşimin yanında olacağım. Hayır, buna hiç gerek yok. Bütün hastane polis memurlarıyla dolu. Her yerde güvenlik üst düzeyde. Eğer o seri katil hastaneye gelirse o hastaneden kaçması imkansız. Şuna bakın. Buradan her şeyi kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Evet, görebiliyorum. Bütün hazırlıklar tamamlanmış. Basına haber verin, görgü tanığının bulunduğunu yazsınlar. Ayrıca en önemlisi de hastanenin adını vermeyi unutmayın. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.